Merhaba arkadaşlar, ben Fİ okulları tarih öğretmeni Ahmet Özel. FİDEV'e hoş geldiniz. 9 sınıflarda bu hafta işlediğimiz tarih dersinden bahsetmek istiyorum sizlere. Arkadaşlar, bu hafta işlediğimiz tarih dersinin önemli konulardan birisi kavimler göçüydü. Kavimler göçünün sonuçları bizler için çok önemli. Bunlardan kısaca bahsedelim arkadaşlar. Birincisi, Avrupa'da ilk kez Türk devletleri oluşmaya başladı. Ve bunlar için de önemli devlet Avrupa Hun Devleti'ydi. Balamir önderliğinde kuruluyor. En parlak dönemi ise Atilla zamanında yaşıyordu arkadaşlar. Ve hala günümüzde Avrupa'da kalan Türklere bizler ne diyorduk arkadaşlar? Macarlar. İngilizcesi Hungary, yani Hun'dan kalan arkadaşlar. İkinci bir diğer sonucu ise arkadaşlar, Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştı. Batı Roma ve Doğu Roma. Batı Roma'nın mezhebi Katolikken Doğu Roma'nın mezhebi Ortodoksluktu arkadaşlar. Katoliklik mezhebinin merkezi Vatikan, Ortodoksluk mezhebinin merkezi ise günümüzde hala bulunan İstanbul'da Fatih'teki Fener Rum Patrikhanesi arkadaşlar. Bir diğer önemli sonucu ise arkadaşlar, Avrupa'nın siyasi yapısı oluştu. Türklerin Avrupa'ya gelmesiyle beraber barbar kavimlerinin yerlerinden giderek şu an kendi yerlerine geçtiklerini gösterdik arkadaşlar. Bunlar nerelerdi? Germenlerin Almanya'ya, Vizigotların İspanya'ya geçtiğini gördük arkadaşlar. Bir diğer önemli sonucu ise arkadaşlar, Papa'nın gücünden bahsettik. Yaklaşık Avrupa'da 1000 yıl sürecek bir skolastik düşünce, kilise düşüncesinden bahsettik. Bunlar neydi? Papa'nın dini yetkisi olmakla beraber siyasi yetkileri de vardı. Bunlar nelerdi? Bir kere öncelikle Papa krallara taç giydirebiliyordu arkadaşlar. Daha sonra belli başlı kavramlar vardı arkadaşlar. Bu kavramları ÖSYM bize çok sorar. Eğer 9 sınıftan biz bu işi götürürsek 11-12'de çok rahat edebiliriz arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Hala kullanılan aforoz, bir kişiyi dinden çıkarmak. Enterdi, bir ülkeyi dinden çıkarmak. Ve endülijans, cennetten toprak satın almasından bahsettik arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar, sizlere öbür konulardan bahsedelim. Bunlarda neler vardı arkadaşlar? Sırasıyla özellikle Batı Roma'da Papa'nın nüfuzu altında olan Avrupa'nın nasıl yönetim anlayışı vardı? Biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Feodalite, bir diğer ismiyle derebeylik. Herhangi bir siyasi yapılanmanın olmadığı, genellikle burada gördüğünüz gibi senyör, dük, kont, baron, vikont, şövalyelerin kendi işlerini, iç işlerini serbest, dış işlerini krala bağlı olduğu bir yönetim biçimiydi. Ve bunun 1453 İstanbul'un fethinde şahi toplarının bulunması ve Avrupalı devletlerin bunları örnek almasıyla bunların bulunduğu nerelerde arkadaşlar? Şatoların yıkılmasıyla beraber arkadaşlar merkezi krallıklar güçleniyordu. Arkadaşlar, 9 sınıfta bu hafta için en önemli konulardan birisi kavimler göçü ve sonuçlarıydı. Şimdi ise arkadaşlar sizlere önümüzdeki hafta işleyeceğimiz konudan bahsedeceğim arkadaşlar. Burada ise Orta Çağ Avrupa'sında ve Orta Asya'sındaki önemli ticaret yolları var arkadaşlar. Bunlar nereler? İki taneden bahsedeceğim arkadaşlar. Bir, İpek yolu. İki, baharat yolu. Arkadaşlar, sizlerden şunu istiyorum. Özellikle İpek yolunun nereden başladı, nerede ikiye ayrıldı ve nerede bitti? Baharat yolunun nereden başladı, güzergahını istiyorum arkadaşlar. Bir diğeri ise arkadaşlar, buralardan İpek yolundan hangi ürünler gelir, baharat yolundan hangi ürünler gelir, bunlar nerelere gider, buranın alınan ürünlerden neler gelir arkadaşlar? Bunları sizlerden özellikle itinal olarak, ödev olarak istiyorum arkadaşlar. Şimdi biraz daha işlemeye devam edelim arkadaşlar. Nelerden bahsedeceğiz sizlere? Arkadaşlar, şimdi Avrupa'da şunlardan bahsettik. Özellikle baron, dük, kontların nerelerde yaşadıklarından, kale ve şatolarda arkadaşlar. Hala günümüzde Avrupa'da yapılan filmlerde görürsünüz arkadaşlar. Kale ve şatolardan. Arkadaşlar, şimdi ise burada bahsettiği gibi siyasi yapıda soy dayanışmasından bahsettik. Biraz da Avrupa'dan daha çok Orta Asya'daki Türklerden bahsetmiş. Burada nelerden bahsetmiş? Türklerin meclisinden bahsetmiş arkadaşlar. Kurultay Meclisi'nin. Biz sizlere bu hafta nelerden bahsettik Kurultay Meclisi'nde? Öncelikle Kurultay'ın bir demokratik özelliği olduğunu, ikincisi ise arkadaşlar bir danışma meclisi olduğunu. Neden danışma meclisi arkadaşlar? Şundan bahsettik. Kiminin
etrafında toplanırdı. Hakan, Kaan. Bunlar etrafında toplanırdı arkadaşlar. Boy belirleri etrafında toplanır ve son sözü kim söylerdi? Hakan, Kaan. Bu yüzden biz ne diyorduk arkadaşlar? Danışma yöneticisi. Evet arkadaşlar, burada ise Moğol İmparatorluğu'nun askeri gücünden bahsetmiş arkadaşlar. Onlu sistemden bahsetmiş. Biz sizlere şundan bahsettik arkadaşlar, onlu sistemden bahsedince. Kim bulmuştu? Metehan arkadaşlar. Ve günümüzde hala Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş tarihi olarak geçer arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın arkadaşlar. ÖSYM bilgisayar tarihten. Tarih derya deniz. Lütfen dikkat edelim kavramlara ve kelimelere. Arkadaşlar bir diğer ödemeniz ise şundan bahsedeceğim. Avrupa'da ve Orta Çağ'da askeri güçten, hücum, savunma ve düzenden bahsedeceğiz. Nelerden? Hücum yaparken nelerden? Orta Çağ'da bizler meydan savaşları yaparken, Avrupa'da ise daha çok kale kuşatmasından bahsediyoruz arkadaşlar. Biz Türklerdeki sistem neydi? Süvariden bahsettik. Biz Türkler için kutsal olan şeyler vardı arkadaşlar. Bunlar neydi? At, avrat, silahta. Arkadaşlar Türkler için at çok önemli. Biz atlı askere ne deriz? Süvari arkadaşlar. Ve bu süvarilerle uzun yerlere fetihler yapabilmiştir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada ise bahsedecek bir konumuz var. Sizlere konu başında bahsettiğimiz Katoliklik ve Ortodoksluk'tan bahsettik arkadaşlar. Bölünmesinden. Gördüğünüz üzere Hristiyanlık tarihinin konsüllerinden. Konsül neydi arkadaşlar? Konsül toplantıydı. Dini toplantı. Ve şundan bahsettik arkadaşlar konsüllerde. En önemli konsüllerden birisinden. Kelkedon. Kelkedon neresiydi arkadaşlar? Hatta şöyle bir örnek verdim sizlere. Buradan bindiniz. Kadıköy'e indiniz. Kadıköy'de kitapçılar Akmar Pasajı'na doğru giderken sağda, solda bir kilise, sağda ise yuvarlak bir alan var arkadaşlar. Yerde gördüğünüz mermerde yazar hepinizin gittiği yer. Kelkedon, Kadıköy arkadaşlar. Lütfen bu yazıyı görmenizi istiyorum sizler. Arkadaşlar yine bahsetmiş. Katolikliğin merkezi Vatikan, Ortodoksluğun merkezi ise İstanbul. Neresiydi? Fener Rum Patrikhanesi arkadaşlar. Bizlerin anlatacağı bu kadar arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.